Merhaba çocuklar. Bugünkü videomda sulu boya kullanacağım. Sulu boya ile farklı bir çalışma yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Sulu boyamın sadece mavi rengini kullanacağım. Koyu mavi olan rengi kullanarak başlayabiliriz. Küçük bir bardakta yanımıza su ayarlayalım. Resim kağıdı kullanıyorsak tek kağıt yeterli ama benim gibi A4 kağıdı kullanıyorsanız iki tane A4 kağıdını üst üste koyalım. Çünkü sulu boya yapacağımız için kağıt birazcık yıpranıyor. Fırçama mavi rengi yedirdikten sonra kağıdı yatay bir şekilde tutup yatay çizgiler yaparak bütün kağıdı mavi renkle boyuyorum. Fırçanız çok sulu da olmasın, çok kuru da olmasın. Benim fırçamın ucu ince olduğu için biraz zaman aldı yapması. Biraz daha kalın fırçayla, kalın uçlu bir fırçayla yaparsak daha kolay olur. Aslında kağıdımı önce birazcık normal suyla ıslatıp sonradan boyamaya başlarsam işim daha kolay olur. Evet, tüm kağıdı boyadıktan sonra kağıdımızı bir kenara alıp kurumaya bırakıyoruz. Bu sırada biz de kağıttan gemilerimizi yapmaya başlayalım. Aslında çocuklar bu mavi zemin denizin dalgalarını oluşturacak. Denizin üzerine de birkaç tane gemi yapmak istiyorum. Gemi yapmak için renkli kağıtlardan yararlanıyorum. Öncelikle 6 santim olarak ayarladım ben. Biliyorsunuz karenin bütün kenarları eşit olduğu için hepsini aynı yapıyorum. Tüm kenarları ölçüp 6'şer santim ayarladıktan sonra çizip şekli kesiyorum ve tam bir kare elde ediyorum. Evet, şimdi kestiğim kare kağıdı alıyorum ve iki ucundan da büküyorum. Sivri bir köşe elde ediyorum. Sivri köşeyi elde ettikten sonra da altta kalan ucu da aşağı doğru, arkasına doğru katlıyorum. Yani kalan son köşeyi arkasına doğru katlıyorum çocuklar. Hepsini aynı boylarda yapmayın. Farklı farklı boylarda yapın ki daha güzel bir görüntü olur. Ve istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Mesela kırmızı ve turuncu olanın kenarları 6'şer santim. Diğer küçük olanlar da 4'er santim. O şekilde cetvelle ölçüp yapabilirsiniz. Evet, şimdi burada aslında hepimizin bildiği klasik kağıttan gemi yapacağız. Birçoğunuz biliyordur zaten bu gemi yapımını. Eğer yapamıyorsanız annelerinizden yardım alabilirsiniz bu kısımda. Evet çocuklar, yine bütün kenarları eşit olan bir kağıt seçiyoruz. Yani mesela 6 santim olabilir bütün kenarları ya da 4 santim olabilir. Kağıdı önce ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra diğer tarafından da ortadan ikiye katlayıp kare bir kağıt elde ediyoruz. Kare kağıdın sonra bir ucunu köşesine doğru katlıyoruz ve ortasını açıyoruz. Ortasını açtıktan sonra zaten gemimiz ortaya çıkmış oluyor. Bu kısımda dediğim gibi büyüklerinizden yardım alabilirsiniz ya da origami gemi yapımı videosunu izleyebilirsiniz. Evet, kağıdımız kurudu. Aldım şimdi elime ve onu yavaş yavaş yırtmaya başlıyorum sağa sola kaydırarak. Çünkü bu benim denizimin dalgalarını oluşturacak. Evet, bu şekilde rastgele yırtmaya başlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey, bir kağıdı 5-6 parçaya bölüyorsunuz ve bölerken de sağa sola çekiştirerek, kaydırarak bölüyorsunuz. Çünkü bu bizim denizimizin dalgalarını oluşturacak.
Yırtma işlemimi tamamladım ve kağıtlarımı kenara çekiyorum. Şimdi beyaz bir kağıda ihtiyacım var. Beyaz bir kağıdı alıp üzerine yapıştıracağım. Kağıdın üzerindeki o beyaz yırtıklar denizin dalgalarını oluşturacağı için yukarıya bakacak şekilde ayarlıyorum. Güzel olmasını istiyorum. O yüzden de tek tek deniyorum parçaları. Daha güzel dalgalar yapabilmek için titizlikle çalışmanız gerekiyor. Ve arkasına yapıştırıcı sürüp her bir parçanın üst üste gelecek şekilde yapıştıracağız. Birinci parçamı şimdi yapıştırıyorum. Yapıştırma sırasında pirit kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü sıvı yapıştırıcılar çok akabiliyor ve kağıdı ıslatabiliyor. O yüzden pirit daha kullanışlı. Burada parçaların hepsini yapıştırmak zorunda değilsiniz. Mesela ben en üstteki parçayı yapıştırmadım. Bu şekilde yeterli çünkü üstte de boş alan bırakmak istiyorum. Gemileri yapıştırmak için illaki bir boş alana ihtiyacım var. Yaptığımız bu gemileri istediğimiz şekilde ve istediğimiz yöne doğru yapıştırabiliriz. Yine arkalarına pirit sürüp yapıştıracağız. Evet, birinci gemiden başlıyorum. Arka yüzüne pirit sürdüm ve yapıştırıyorum. Böyle deniz onu birazcık dalgalar onu birazcık sarsmış olsun ve azıcık yatay şekilde yapıştırdım. Şimdi diğer gemileri de yapıştırmaya devam ediyorum. Evet, gemiler bu şekilde yeterli oldu gibi. Bir tane gemim kaldı. Acaba yapıştırsam mı, yapıştırmasam mı diye bir düşündüm. Sonra yapıştırmaktan vazgeçtim. Üst tarafa bir tane güneş çizelim. Keçeli kalem kullanarak bir güneş çizelim. Turuncu veya sarı renk keçeli kalemimizle köşeye güneşimi çiziyorum. İsterseniz siz ada falan da çizebilirsiniz. Palmiye ağacı uzaktan görünen. Öyle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Evet çocuklar çalışmamız bitti. Umarım siz de çok güzel çalışmalar çıkarmışsınızdır. Güzel ve farklı bir çalışma oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.